Herkese merhaba. Maç koltuğu programına hoş geldiniz. Ben Volkan Iğır. Aynı tişörtle çekiyorum. Çünkü arka arkaya çekiyorum. Ne yapalım? Bizde de böyle bir çekim hızı var. Ee, tişört filan değiştirecek değiliz. Maç koltuğunda bugün Trabzon-Galatasaray maçını konuşacağız. Sezonun ilk büyük önemli maçlarından bir tanesiydi. Ve iki takım için de önemli bir test maçıydı. Bu test maçından kim kaldı, kim geçti, neler yaşandı biraz konuşalım. Ve konuştuklarımızı ipe dizdiğimiz programımızda skorları ve takımların formalarını buraya konuşup konuşup ipe dizdiğimiz kelimelerimiz gibi ipe diziyoruz. Yanlış anlaşılmasın ipe dizmek dediğim hani böyle hani konuşuyoruz ama pek bir şey değiştirmiyoruz yani değiştiremiyoruz ne yazık ki. Ama biz yine de evrene fikirlerimizi salalım belki birilerinin kulağına gider ve birileri bir şeyler kapar söylemek istediklerimizden veya da altına bir yorum gelir. Benim söylediğimin tersine bir şey olur. Bu videonun altına gelecek yorumla beraber ben de sizden bir şey öğrenebilirim. Trabzon Galatasaray maçına Uğurcan Perez, Hugo, Edgariye, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Envakame ve Cornelius ilk 11 ile çıktı. Galatasaray ise Muslera, Yedlin, Luyendama, ama Nelson, Patrick van Hanholt, Berkan, Alex. Ben o... Çıkıl daha o demiyorum. Alex diyorum. Emre Kılınç, Morutan, Kerem ve Halil Dervişoğlu Galatasaray'ın uzun zaman sonra kadrosunda yine 30 yaş altında oyuncu sayısı bu sefer 9'du. Muslera ve Patrick van Hanholt'u saymazsak. 9 tane genç oyuncuyla Galatasaray sahadaydı. Trabzonspor ise uzun süredir bir arada oynayan ve daha fazla süredir bir arada oynayan oyuncularla birlikte kurmuş olduğu bir ilk 11 ile Galatasaray'ın karşısına çıktı. İlk 10 dakika içinde şunu söylemek lazım. Galatasaray'ın hani ilk yarım saatte de eee total olarak iyi bir orta saha savunması yaptığını söyleyebiliriz. Yani Trabzon daha fazla oynayan tarafta ama Galatasaray daralıp genişleyip o Trabzon'un aralıklar bulmasına birazcık daha iyi engel olabildi en azından ilk yarıda ilk yarım saatte iyi kapandığını söyleyebiliriz. İlk 10 dakika içinde Berkan'ın sarı kart görmesi eğer defansın önünde oynayan tek bir oyuncuysanız tek başınaysanız savunma yapma konusunda da Alex, Emre Kılınç, Morutan ve Kerem'den daha fazlası sizden bekleniyorsa bu dakikalarda sarı kart görmemelisiniz. Bu tamamen acemi bir karttı Berkan'ın gördüğü ve zaten o pozisyonda hatırlarsanız yani ne topla alakası var ne başka bir şey kendi dengesini korumak isterken sanki rakibini itik itip kakıyormuş gibi bir havası vardı o pozisyonda. Yapmaması lazım. Sevgili Berkan dikkat etmeli. 20. dakikada geldi Galatasaray'ın golü. Emre Kılınç attı. Defansın geri pasta yaptığı bir hatayı değerlendirdi Galatasaray. Zaten önde baskıyla başlayan takımın böyle bir golle açılışı da yapması gayet normaldi demek gerekiyor. Edgar'ın pas hatasından Galatasaray skor avantajını da öne geçirdiğince 25 veya 26. dakikalarda Morutan'ın böyle 25 biterken 26 başlarken diyelim. Morutan'ın İsmail'e bir çalımı vardı ve Alex'e çıkardığı bir top vardı. O pozisyonu alın. İlk beraber oynadıkları bir önceki maça koyun. Morutan ve Alex'in attığı gol aynı şekilde neredeyse. Hani çizgiye inip dışarı çıkarmak, çizgiye inip dışarı çıkarmak en kolay gol bulma yöntemleri. Bunun Manchester City ile veya Liverpool falan alakası yok. Bu 2003'te, 2008'de daha da evvelinde işte Real Madrid, Barcelona'nın, dünyanın büyük takımlarının Bayern Münih'in filan da uyguladığı taktiktir. Yani çizgiye indiğiniz anda o top gol sizin e, hanenize yazılma ihtimali yüksek bir toptur. Ki bunu Hamsik'in e, Galatasaray karşısında beraberliğe yakalanan ...golde yaptığını gördük. Ama oraya gelmeden önce... ...Hamsik ve Cornelius'un yine... ...ikili... ...güzel bir oyun sergilediğini gördük. Hamsik Cornelius'u... ...iyi anlamış, iyi tanımış. Üzerine iyi paslar attı, iyi oynadı. Hatta 30. dakikada da... ...Hamsik çizgiye inerek... ...Cornelius'a bir pas çıkarmıştı. Ancak kötü vurmuştu Cornelius' Onu da hatırlarsak... Galatasaray'ın maç boyunca... ...ilk yarıda özellikle e, hücum aksiyonlarını daha çok hızlı ataklarla yapmaya çalıştığını gördük. Kerem ve Halil'in geçen seneden kalan, geçen sezondan kalan e, pas iletişiminin tekrar işlediğini gördük. Bir pozisyonda 5'e 2 iken mesela Kerem ve Halil'in iki pas yaparak topu çizgiye kanada da taşıyabilmesi çok önemli gelecek için. Bunu tekrar edebilmeleri tabii ki muhakkak e, gerekiyor. Galatasaray'ın attığı golde 33 dakikada Emre Kerem'e Kerem, e, Kerem Emre'ye işte o sektirdi. Kayızdan sekti. Emre takip etti. Golü attı vesaire. Emre atağa başlatan da oyuncuydu. E, i̇kinci yarıdan önce şunu söylemek. Emre atağa da başlatan oyuncuydu. Yine maç koltuğu ya da ee, yine başka bir programda olabilir. Vasatlığa övgüde olabilir. En bu Emre Kılınç neden oynatılmaz? Mesela Renders maçında söylemiş olabilirim. Ee, bu Emre Kılınç neden oynatılmaz? Bu takıma geçen sene geldiğinde en hızlı şekilde etki ve katkı veren tak oyuncu oydu. Neden oynatılmadı diye ben böyle düşünüyordum açıkçası. Belki de zaman bu zaman mıymış bilmiyorum ama Fatih Terim belki de e, hatasından döndü ya da Emre sonunda fit olabildi. Ama geçen sene sezon e, kırmızı kart yediği o anlamsız kırmızı kart yediği maçtan sonra böyle bir Emre'nin de e, dalgalanan bir performansa sahip olduğunu söylemek gerek. Trabzonspor'un atakları hani çok sonuç verecek ne zaman sonuç verecek diye beklerken Abdülkadir Ömür Yusuf Sarı ve Tronsen İsmail değişikliği geldi. Burada tabii Galatasaray'ın yarım saat içinde 2-0 öne geçmesi birçok atağını İsmail'in kanadından yapıyor olması. E, İsmail değişikliğini tabii ki haklı kılacaktır. Fakat e, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı değişikliği hakkında aynı şekilde söyleyemeyeceğim. Yusuf Sarı'nın Abdülkadir Ömür'den aynı seviyede bile bir oyuncu olmadığını eklemek lazım ama Yusuf Sarı'nın da e, iyi görevini iyi yere get yerine getirdiğini e, düşünüyorum. Her maçta değil ama çoğu maçta bunu yapabiliyor. Böyle bir e, yüksekte olmasa da bir standardı İzletebiliyor Yusuf Sarı. En azından koşup mücadelesi bunu e, gösteriyor bize. Abdülkadir Ömür'ün 37. dakikada çıkarılması ne kadar doğruydu, ne kadar yanlıştı? E, Ab Abdülavcı'na vereceği aslında vermiş olduğu da bir karar ve daha sonrasındaki etkileri de o yaşayacak. Ama şöyle bakarsak bu olaya 100. maçında bir futbolcu heyecanlanabilir belki hala çünkü üzerinde bir yük var bir futbolcu iki sene iki sefer aynı yerden sakatlanabilir ve kendisi için belki kendi kendine bu maçı bir hedef koymuştur. Abdullah hocasına bunu söylemek de durumunda değildir açıkçası. Bu yüzden de bu maçta daha fazlasını vermek istemiş olabilir. Ama işte bazı top kayıpları, etkisiz kalması, bazı driplinklerde yere düşmesi vesaire, Yani kendi bedenine hakim olamadığı anlar vardı maçta bu yüzden almış olabilir ama yani 37'ye kadar oynattıysan 8 dakika daha bekletebilirdi Abdullah Avcı Abdullah Avcı'nın biz en azından öyle düşünüyorduk hani biraz genç oyuncu psikolojisinden anlar böyle yapmaz U17 takımının başında bir jenerasyon önderliği jenerasyon önderlik yapmış bir oyuncu hala o jenerasyondan oyuncular büyük takımlarda yer buluyorlar oynuyorlar Bunlara bu oyunculara bir kariyer yaratmış bir kariyer vermiş demeyelim belki ama o kadar çok büyük olmasın ama bir kariyerlerinde önemli bir eşik atlatmış bir oyuncunun hocanın Abdullah Avcı'nın Abdülkadir Ömür konusunda yaptığı bu tercihi çok tartışılacak. Ee, ben yerel basında neler yazıldığını çok merak ediyorum onu da okuyacağım. Abdülkadir Ömür'ün oyundan çıkışıyla ne kadar alakalıdır bilmiyorum ama e, bu oyuncu değişikliklerinin sonrasında Trabzonspor'un da ilk golü geldi. 40. dakikada e, Hamsik'in Bakasetes'a, Bakasetes'in de Cornelius'a aktardığı topla Trabzonspor skoru 2-1'e getirdi ama zaten maç boyu topa hakim olan ve Galatasaray ceza sahası etrafında gezen takımda Trabzonspor'da o yüzden bir gol bulmaması e, şans olurdu belki Trabzon için. Kötü şans diyebilirdik ya da Galatasaray için bir şans olabilirdi. Şöyle devam etmek istiyorum bu pozisyonda. Luyendama ve Lelson'un henüz bir iletişim kuramadığı ve birliktelik bir stoper ikilisi olamadığı, gördü, olamadığını gördüğümüz bir dakikaydı. Zaten Galatasaray'ın savunması geçen seneden beri neredeyse sıfırdan yenilenmiş ve bu dörtlünün tek bir çizgi halinde oynayabilmesi için geniş bir zaman gerekirken en güvenli yolları seçmesi lazım aslında takımın. Belki biraz daha geri yaslanması lazım. Belki öndeki orta sahanın baskıyı biraz daha fazla yapması lazımdı. Orada Hamsik'e. Hamsik'in ortaya yapmasından sonra zaten Bakasetas ceza sahası içinde kafa, kafayla bir pas verebiliyorsa Cornelius'a e, ceza sahası boştur. Buyurun gelin beyler. Gol atın demektir rakip takıma. Galatasaray'ın da yapabildiği buydu. Patrick van Hanhot da zaten o takımdaki savunmacıların işte Luyndaman'ın ve Nelson'un pozisyonunu kaybetmesini, biraz geç fark etmesi ve daha sonra geç reaksiyon vermesi kademeye girmek için yeterli olmadı. Ama Galatasaray'ın hem ilk golünde hem de 7. ikinci golde de bu kademe hatalarını gördük. E, i̇kinci yarıdaki değişiklikler Emre'nin e, topunun sakatlanması, aşilinden sakatlanması nedeniyle Babel'in girmesi ve Morutan'ın çıkıp Aytaç'ın girmesi oldu. Burada e, çok eleştiriliyor. Eleştireceğiz tabii ki. Yani Babel giriyorsa, Emre çıkıyorsa Babel niye giriyor? Aytaç niye girmiyor? Bir. Ya da başka bir oyuncu niye girmiyor? İki. Morutan niye çıkmak zorunda kaldığı hala anlayamadık. Kimse anlayamadı. Hiç kimsenin anlayamadığı bir şey. Hala maçtan sonra ertesi gün bile bunu konuşuyoruz. Morutan çünkü Galatasaray adına uzaktan bir şut. Alex'e neredeyse bir gol pası ve topu taşıyan bir oyuncu olarak en çok katkı verenlerden de bir tanesiydi. Galatasaray'ın topa hakim olarak oynadığı bir oyun değildi belki ama e, hızlı dikine paslarla veya Morutan gibi, Kerem gibi, Emre gibi oyuncuların dikine yaptığı koşularla Halil'in onlara e, oynayacağı, kaleye sırtı dönük oyunuyla birlikte yaratacağı opsiyonları değerlendirmek isteyen bir oyun vardı. İkinci yarı Babel girince ve Morutan çıkınca ve Emre de çıkınca açıkçası Galatasaray'ın top yapan ve oyun kuran iki oyuncusu birden çıkmış oldu. Aytaç'ın herhangi bir eee varlık göstereme yani bu tak bu maçta oynamaması gerekirdi açıkçası ikinci 45 dakikadan itibaren hani bir sakatlık veya başka bir şey olmamışsa Taylan'ın neden girmediğini ben anlayamadım yorgunluk mu bu falan diye konuşulmaya hiç gerek yok Taylan kaç maç oynadı milli takımda ve ya yani üç 3 günde bir maç oynayamayacaksa 24 yaşındaki Taylan yorgunluk falan gibi bahaneler uydurmak gibi geliyor bana açıkçası. 45 dakikada pekala oynayabilirdi. E, Pjanic bile oyuna geldi. Miralem Pjanic Beşiktaş'tan gitti. 2-2 bitti. Kosova maçı yanılmıyorsam. Ondan önce bir de Fransa maçı oynadı. Gitti bir 45 dakika 60 dakika maç yaptı. Bir de asist yaptı. Pjanic oynayabiliyor. Senin milli takımın oyuncusu Taylan oynayamıyorsa bence takımın kondisyonerinde bir problem var gibi diye düşünmek gerekiyor. Babel'in oyuna girmesi oyunun tamamen değişmesine neden oldu Galatasaray'ına. Babel oyuna girdiğinde tüm toplar Babel'de toplanıyor. Babel sol çizgiden topu götürebildiği kadar götürebiliyor. Bu belki son 15 dakikada Babel'in topla olan münasebetinin iyi olmasını avantaj olarak kullanmak için yapılabilecek bir değişiklik olabilirdi ama yani 45'te alıp 2-0 iken 45 dakika boyunca Babel'in aynı şeyi yapmasını ve ne bileyim gol yemeden maçın bitmesini beklemekte abesle iştigal bir durum oluyor. Fatih Terim'in abesle iştigal ettiğini söylemiş oldum böylece de ikinci yarının başında yaptı bu. Değişiklikle sonra yine bir sakatlık yaşadı Trabzonspor. Tronsen çıktı ve Densil girdi. Hani aynı anda da bir önce de Fenerbahçe maçına bakmıştık. Yine bir sakatlanan oyuncu sakatlıktan çıkıp tekrar gelen. Aynı şey değil ama hani Beşiktaş maçında veya işte Beşiktaş Antep maçında zemin nedeniyle başka sebeplerle, yorgunluktan belki de darbeye bağlı olmadan yaşanan birçok sakatlık görüyoruz. Bunların nedenleri araştırılmalı. Tron senin için de geçmiş olsun diyorum. Danceville'de hani Galatasaray zaten o kadar iyi değildi ki e, o kadar iyi gözüktü. İlk maçı sanırım yanılmıyorsam ilk maçı için de iyiydi. İlk en azından Galatasaray büyük maçı için iyiydi. 62. dakikada golü buldu Trabzonspor ki Üzerine daha da fazla gol atabileceği imkanlar da buldu daha sonrasında. Ee, yani Tony M. attığı ikinci golde Galatasaray savunmasının parçalanışı, böyle un kurabiyesi gibi tak diye bir pasla dört tane oyuncunun birbirinden e, bağımsız bir şekilde e, sağa sola savrulması Hamsik'in pasında. Gördük bunları. Hamsik'in nasıl çizgiye inip bir hareketle önce bek oyuncusunu. Sonra bekin yanındaki stoperi. Sonra bir de Luyundama. Çok gerekse, çok mu gerekti orada olması bilmiyorum ama. Luyundama ve Nelson'un ve bek oyuncusunun aynı anda ve Aytaç'ın da aynı anda hamsike basması. Bir hareketle dördünü boşa çıkarması. Penaltıda Envakame'nin bomboş olduğunu da gören bir hamsik için. E, gel de hadi bir asist yapayım sana sevgili Envakame demek. Eşdeğer oldu sonucuna buna vardı yani gördüğüm en kötü defans performanslarından birini sergiledi Galatasaray. Ben bunun gençlikle alakalı olmadığını düşünüyorum. Bunun en fazla en fazla birlikte oynayan mama alışkanlığından olduğunu düşünüyorum. Ama Luyendaman'ın kendi takım arkadaşı stoperi, partneri oradayken baskıya gitmesi bir etraf kontrolü yapmamasından iki pozisyon e, alışını nasıl alacağını bilmemesinden 3. Nelson'a ve diğer bek oyuncusu boşta, boşa gönderilen bek oyuncusuna Aytaç'a belki de güvenmeyip e, ben de onların üstüne atlarsam ve onlardan daha iyi belki topu çıkarabilirim refleksiyle oraya yönelmesi çok büyük hataydı e, orada zaten işini yapması gereken bir stoper arkasında bir kaleci ve ona destek veren e, bir de Aytaç var eğer ki Luyendama yerinde olmuş olsaydı muhakkak ki Luyendama biraz daha Envakama'ya daha yakın olabilirdi. E, ee, Solbeck Patrick kapatmaya çalıştı ve Berkan'la beraber kapatmaya çalıştı vakamayı. Başarılı olamadılar. Luyendama'nın o topta Hamsik'e doğru gelmemesi daha iyi olabilirdi. Ama Luyendama'nın sezon başından bence geldiğinden beridir de sık sık sezon içinde gördüğümüz pozisyon alış hatalarından bir tanesiydi bu. Ve bunu sakatlıkla falan açıklamak çok anlamlı gelmiyor bana. Çünkü ağırlıklı olarak ceza sahası içinde belli bir kutu içinde depar atan oyuncular bunlar. Yani deparlık bir durumdan dolayı yavaş kalmıyor, driplingi eksilmedi falan. Hani her şeyi yapıyor bu adam. Hala yapıyor. Sakatlık öncesi de yapıyordu bunları. Sakatlık sonrası da top kaybediyordu. Sakatlık öncesi de top kaybediyordu oyundan çıkarken topu ayağında tutarken. Bu yüzden Luyendama'nın ne yazık ki ve ne yazık ki artık vakti doldu. Galatasaray şimdi şöyle bir plan da yapabilecektir muhtemelen. Luyendama'yı devre arasında belki Marka da her ne kadar affetmiş olsalar da gönderip yerine belki başka bir Türk veya yabancı stoper alabilirler diye düşünüyorum. Bence vadesi doldu açıkçası Luyendama'nın. Dediğim gibi bunun sakatlıkla bir alakası yok. Belli bir dönem yapabileceğini, takıma verebileceğini verdi. Ancak daha da devamı gelmiyor. Bu şekilde Lazio'nun karşısına çıktığında Galatasaray çok daha fena skorlar elde edebilir. Trabzonspor ve Galatasaray arasında oynanan 2-2'ye gelen maçta 60. dakikadan Vakame'nin işte golünden sonra iki takımda Gitti geldi hızlı oynamaya çalıştı Galatasaray çıkmaya çalıştı çıkamadı. Trabzon daha sonrasında daha hızlı ve etkili ataklar yaptı ve daha üstün bir oyun sergiledi. Zaten 65-35 civarında bir e, topla oynama yüzdesi vardı Trabzonspor'un Galatasaray üstünü kurduğunu söyleyebileceğimiz. Ve bunun bir sebebi de tabii ki Trabzonspor'un daha derin bir kadroya ve daha çok birbirini tanıyan oyunculara sahip olmasındandı. Yani Koyta çıktı. Bu takım birinci forveti belki Canini. Ondan sonra Cornelius. Sonra Koyta. Yani bunlar hep e, Koyta en azından geçen sene sanırım 10 gol kadar atmış bir forvet. En azından 10-12 gole kadar katkı verebilen bu ligi tanıyan, nerede ne yapacağını bilen bir forvet oyuncusu. Cornelius iyi oyun sağladı. E, ama Galatasaray'ın forvetlerine bakıyorsunuz. Halil, Mustafa, yani Böyle anlık patlamalar yaptılar ama bunu bir sezona yayamadılar ve kendilerini de hani bu alanda henüz kanıtlamış oyuncular değiller. Belki bir tane Cagne var ama onu da kullanmadı Fatih Terim. Bu aralar oyuncu değişikliklerinde bazı hatalar yapıyor. İki maçtır. 2 maçtır. 2-0'dan 2-2'ye geliyor Galatasaray'ın maçı. Tamam Trabzonspor'a karşı belki affedilebilir bir durum. Şöyle bir affedilebilir bir bakış açısı olabilir. Ee, gençtik, 10 kişi kaldık, işte ayağımızdan kaydı, kendimiz hata yaptık filan falan gibi böyle ama bariz savunma ve pozisyon hatalarından gelince bu iki gol aynı Kasımpaşa maçında da olduğu gibi burada genç takım bahanesi beni tatmin etmiyor. Veya yeni kurulan bir takım çok az tatmin ediyor. Ama Kasımpaşa gibi bir takıma 2-0 öne geçtikten sonra skoru koruyamamak kabul edilebilir bir sonuç değil, affedilebilir de olmamalı taraftar açısından. Trabzon maçında şu alınan bir puanın gerçekten takım için bir geleceğe umut ışığı olduğunu görebilmek için de bugün alınan skorun aynı Fenerbahçe Sivasspor maçına dair yaptığım yorum gibi. Ama eğer Galatasaray iç sahada yine aynı futbolu oynayacaksa ve yine Trabzonspor'u 2-0'dan 2-2'ye gelip maç verecekse aynı hataya bir kere daha düşmüş olacağını göreceğimiz için papaz her zaman pilav yemez konumuna düşebilir Galatasaray. bu maçın skoruna bakarak Galatasaray zorlu bir deplasmandan bir puan kazandı demek kolay. Ancak 2-0 öne geçmiş ve ardından bireysel pozisyon alma hatalarıyla, bireysel de değil, takım olarak pozisyon alma hatalarından kaynaklı iki tane gol yemiş olduğunu gördüğümüz zaman Galatasaray'ın aslında gençlikten veya işte başka bir şeyden, bireysel hatalardan filan değil. Tamamen pozisyon alma konusundaki zaaflarından Trabzonspor'un gol atabildiğini ve daha iyi oynadığını zaten söylüyoruz ama gollere odaklanarak yaparsak analizi. E, bu hatalar nedeniyle Galatasaray'ın yenildiğini ve önümüzdeki maçlarda da bu hatalarını ortadan kaldıracak şekilde planlar yaparak ilerlemesi gerekiyor. Luyendama üzerine daha fazla konuşmayacağım ama Lazio karşısında e, çok sıkıntı yaşayabilir. Taraftarlar da Ruindama'nın performansını merakla bekliyordur. Belki de tahminimizce zaten marka ve Nelson ikilisinde orada görebiliriz. Bakalım neler olacak. Bir de Galatasaray hakkında şunu söylemek istiyorum. Galatasaray ve Fatih Terim'in yaptığı açıklamalar ve Galatasaraylı yorumcuların da en azından altını çizerek söylediği nokta şu. Galatasaray 60. dakikadan sonra 70. dakikadan sonra yorulmaya başladı. Ee, Fatih Hoca bunu göremedi mi? İşte oyuncu değişikliklerini niye buna göre yapmıyor falan filan. Şimdi bu takımın yaşı geçen sene 28 da Bazen de ilk 11'de çıkan oyuncular işte Arda, Babel, Cagne işte ne bileyim bir sürü bir sürü 30 yaş üstü oyuncu. Belhan da 30'una gelmiş işte zaten hayattan bıkmış bir tavırla futbol oynuyor. Feguli'nin durumu belli değil. Falcao var filan. Bu sene takımın yaş ortalaması 23,5 mu? Vesaire öyle bir şey. İlk 11'de sahaya çıkan oyuncular da 25'ti. Yani takımın yaşını gençleştirdi Fatih Terim. Okey. Ama hala Halil'in yorgunluğundan, Kerem'in yorgunluğundan ya da başka oyuncuların yorgunluğundan filan bahsediyoruz. Yani bu adamlar 21 yaşında ya, 22 yaşında. Bana 3 günde bir maç verin 22 yaşında olsam ben oynarım. Deli gibi oynarım. Yorulmam da. Yolculuk şuydu buydu. Yani bu takımın kondisyoneri yok muydu? Bir tane Scott Peary vardı. Scott Peary ne oldu? Galatasaray niye bu kadar erken yoruluyor? Niye bu kadar erken oyundan düşüyor? Bu genç oyunculardan bahsediyorum bu arada. Yani Halil 3 maç 90 dakika mı oynadı milli takımda? Hollanda çok mu uzak bir ülke? Hollanda neresi? Zaten evi. Adam psikolojik olarak rahat hissettiği bir yere gitti. Yani mesela düşünürseniz. Veya Berkan yorulacak adam mı? Alex Alex Çıkaldağ mesela ilk 11'de oynamadı milli takımında. Morutan hiç oynamadı. Çağrılmadı bile benim gördüğüm maçlarına baktığımda. Kadroda da yoktu. Ve bu takım nasıl çabuk yoruluyor? Ben bunu anlamıyorum. Yorulan bir oyuncular var. Hoca bunları görmüyor. Ne demek ya yorulmak? Takımın yaşını küçülttük. Halil, Halil geldi forvete yoruldu. Ben yorgunluğu da bu beraberliğin bir gerekçesi olarak görmediğimi söylemek istiyorum açıkçası. Trabzonspor-Galatasaray maçını maç koltuğunda sizler için kendi notlarımla ve kendi görüşlerimle aktarmaya çalıştım. Program boyunca şurada bir yerde yer alan bir yazı vardı Patreon ve Fongogo hesaplarımdan. Bu kanala destek olabileceğinizi söylüyor oradaki yazı. Bu videonun altındaki açıklamaya oradan bakarak linklere ulaşabileceğinizi söyleyeyim. Maç koltuğu programından bugünlük bu kadar. Ben Volkan bir sonraki programda görüşürüz. Gittim mi sandınız? Daha mi kanala sandınız? abone olmayı, daha kanala unutmayın. abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızda bekliyorum. Yorumlarınızda bekliyorum. Üzere. Görüşmek üzere. <laughs>